taraftarın İrfan Can'ı sahaya davet etmesi, galipken davet etmesi ve maç sonundaki protestolar. Bunlar hakkında neler diyor? Sayın Vitor Pereira Fenerbahçe'yi sabote ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz mı? Benim gördüğüm Türkiye'deki en büyük rekabettir. Zorbay Küçük'ün bir sıkıntısı dile getirildi Galatasaraylı oyuncular tarafından. Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bir hakem böyle bir hitapta bulunduysa son derece yanlış, aynı zamanda çirkin. Kendi sahamızda 3-0 mağlubuz. Evet. Bir kupa maçı, Bursa Spor'la kupa maçı oynuyoruz. Evet. Üçüncü gol edik, santra yapacağız. Santrayı da ben yapıyorum, hoca da. Bizim yarı sahamızda. Başla Metin dedi bana. Hocam dedim, geçin yarı sahanıza başlayayım dedim. İstanbul'un üç büyükleri olan favoriler epeyce geride kaldılar. Transfer mi yapılmalı? Bu üç kulübün bu haftadan sonraki öne doğru bakışı, ileriye doğru bakışı ne olmalı? Ben Beşiktaş'ın çok öyle transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Her mevkide önemli oyuncuları var. Hocam çok erken be. Başlayalım mı? Tamam. Tamam, ben giriyorum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini bitirdik. 2-2'lik bir beraberlik çıktı. 1-14, 1-17 puan geriye düşüldükte. Birçok şeyler konuşuluyor tabii, konuşulacaktı. İlk yarının sonuna doğru geliyoruz. Dün akşamki derbiden özelinden size neler kaldı? Ne anlattı size bu derbi? Ya aslında saha içerisinde çok şey anlattı. Çok detay verdi. Konuk takımdan başlayacağım. Beşiktaş kendi kimliğiyle kazanmaya çıkmış belli. Hem çıkan kadro hem oynadıkları oyun. Her şeyi talep eden bir oyun gördük. Yani hem topu istediler, hem maçı istediler, kazanmak istediler. Kendi kimliğiyle futbol oynayan bir Beşiktaş karşısında kendi kimliğinden son derece uzak. Pek talepkar olmayan, tribündeki seyirci her şeyi talep ediyor da, yani sahadaki oyun öyle çok talepkar bir görüntüde de değildi. Alabileceğinin en fazlasını aldı, bir puan aldı Fenerbahçe. Yedek kulübesine baktığımız zaman çok daha güçlü oyuncular gördük. Sahanın içindekilerden daha farklı, daha nitelikli oyuncular da vardı. Onlar pek kullanılmadı. Ama Fenerbahçe için sezonun özeti gibi. Yani yapabileceklerinin ucu bucağı yoktur demiyorum, sınırsızdır demiyorum ama kendini sınırlayan, kendini baltalayan bir Fenerbahçe gördüm. Gördüklerim bunlar. Birer puan paylaşıldı. Tartışmalar devam edecektir muhakkak ama Beşiktaş istediğini aldı. Daha fazlasını da alabilirdi. Peki, Beşiktaş da alamadı. Fenerbahçe alamadı. Şöyle bir baktığınızda kadro yapılanması mı? Evet. Kadro profili mi? Yönetim sorunu mu? Yoksa bir teknik adam sorunu mu? Yani yetersizlik mi? Takımın yetersizliği mi? Yoksa bu takımın doğru kullanılmaması mı? Sizin pencerenizden takım, takımın yetersiz olduğunu kimse söyleyemez yani. Bana göre. Belki de İlk üçteki en güçlü kadro yani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon diye bakıyorum. Benim güçlü pencerem. Bir kadro. Burası evet. Kesin. Yani birçok pozisyonda son derece nitelikli oyuncular var. Yani tabii ki hayallerin ucu bucağı yok. Yani sonuna kadar gidebilirsiniz. Yani en sonunda Messi'ye kadar, Ronaldo'ya kadar getirebilirsiniz. Kadro o da vardı, bu da vardı diyebilirsiniz ama Fenerbahçe'nin bizim ligimizde rahatlıkla yarışabilecek bir kadrosu var. Yıllar oldu. Daha önce de oldu ama Fenerbahçe yıllardan beri oyunculardan optimum performans alamıyor. Böyle bir sorunu var. Ve daha önce söyledim, bir kere daha altını çizerek söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bazen kötü takımları oldu. Ona çok iyi antrenörler getirdi. Antrenöre yazık etmiş oldu. Bazen de çok iyi takım kurdu. Antrenör getiremedi, bulamadı. Veya işte doğru seçim, çok nitelikli antrenörle nitelikli takım maç edemedi bir şekilde. Bu sezon öyle bir sezon. Dolayısıyla da bugün Fenerbahçe taraftarının pek beğenmediği bazı oyuncular aslında nitelikli oyuncular. Çünkü onlardan verim alınamadığı için beğenilmiyorlar. Fenerbahçe'nin birinci sorunu bana sorarsanız teknik anlamda iyi yönetilemiyor olması. Hatta iyi yönetilemiyor. Bazen iyi yönetmeden de takım yürür gider. Çok iyi yönetmezsiniz ama yürür gider. Doğru oyuncuları seçersiniz. Resmen ben biraz Fenerbahçe'nin farkında olmadan teknik anlamda sabote edildiğini düşünüyorum. Yani kimse farkında olarak bunu yapmaz. Ama farkında olmadan Sayın Vitor Pereira Fenerbahçe'yi sabote ediyor. Neden diye sorarsan cevabım şu olacaktır. Siz sormadınız ama kendi kendime sormuş olayım. Siz bizim ligimizde, ki bizim ligimiz biraz mücadele karakterine bürünür, mücadeleyle de oynanır bazı maçlar. En azından rakipleriniz sizi o zemine çekmeye çalışır. Çekilmese de
Siz biraz mücadele etmeniz gerekir. Mücadeleyi de biz genelde şöyle anlatırız. Bütün dünyada böyledir. Orta sahada daha fazla mücadele oluşur. Siz sadece iki orta saha oyuncusundan müteşekkil bir takım yaparsanız bir kere o kimliğiniz de zarar görür bundan. Bu oyunda da çatışır bence hocam. Bu oyunun ruhuyla da çatışır. Mücadeleyi geçtim. Topa sahip olmak sizin önceliğiniz. Bunu da yapamazsınız sadece iki orta saha oyuncusuyla. Eğer üretmekse anahtar paslar genelde ikinci bölge, beni pek kullanmadığım şeyler ama ikinci bölgeden çıkar. Oranın oyuncuları da orta sahadır. Siz yine iki oyuncuyla o anahtar pasları da yapamazsınız. Yani öndeki nitelikli oyuncularınızı yeteri kadar kullanamazsınız. Bir dördüncüsü de birleşmektir. Yani takımın savunmada ve hücumda birleşebilmesi, 11 kişiyle savunma yapabilmesi, 11 kişiyle hücum şeklini alabilmesidir. Burada bağlantıyı sağlayacak olan oyuncular yine orta saha oyuncularıdır. Bunu sadece iki orta saha oyuncusuyla yapamazsınız. O sebeple söylüyorum. Fenerbahçe çok kalabalık orta saha rotasyonundan sadece iki tanesini kullanarak aslında Fenerbahçe kendi kendini sabote ediyor. Teknik anlamda. Evet. Hocam dün akşam eve gittim maçtan sonra. Rıdvan Hoca'ya bir bakayım dedim. Sayın Rıdvan Dilmen, Rıdvan Hoca'ya. Şöyle bir anekdotu bana çok çarpıcı geldi. Bir şey almış böyle liste. 8. haftada Fenerbahçe ne durumdaymış biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz hocam? 8. hafta sonunda Fenerbahçe'nin pozisyonunu hatırlıyor musunuz? Liderdi. Liderdi. Evet. Ben çok şaşırdım. Kaçıncı haftadayız? 17. hafta. Neye şaşırdınız hocam? Lider olmasına mı? Şimdi bu durumda olmasına mı? 8. hafta lider olmasına çok şaşırdım. Evet. Şimdi diyoruz ya hocam, biz oyunu eleştiriyoruz. Fenerbahçe galip yerken de oyunu eleştirdim ben burada. Dedim ki oyunu eleştirmek şu yönden oyun eleştiriliyor. Gelecekte bundan sonraki maçlarındaki başarabilme ihtimali için biz oyuncuları eleştiriyoruz. Evet. Ha, yenip geçecekse her maç 3 puan alacaksa hiç sorun yok oyun üzerinden konuşmaya. Doğru. Ama konuşmamızın sebebi daha sonraki maçlarda alabileceği, kazanabileceği maçlar için bir öngörüde bulunmak. Oyuna bakışımızın sebebi buydu. Ve aradan 9 hafta geçiyor hocam. 8. haftada lider, eleştiriyoruz oyunu. 9 hafta geçiyor. Kaç puan var? 27 puan eder. 24 puan kaybeden bir... Yani hakikaten çok enteresan. 8. Evet. hafta lideri, burada tabii Galatasaray, Beşiktaş da buna dahil, böyle bir çizgide aşağıya doğru gidiyor. Müthiş bir geriye doğru gidiş. Yani ben futbolu tamamen teknik anlamdaki yanlışlarla buraya geldiğini düşünüyorum. Baştan itibaren, sezon başına itibaren. İrfan, Mesut üzerinde kurulmamış bir oyun. Bakın bazı oyuncuları ifade edebiliriz böyle tek tek. Yani ne demek Mesut? Bir takım oyunudur gibi sözlerle söyleyebilirsiniz. Ama geçen Rakamlı Oyun kitabı siz de seversiniz. Orada taktiğin özü, diyor ki taktiğin özü, bir teknik adamış taktiğin özü. Elinizdeki yetenekleri birleştirerek arttırmak. Doğru. Bunu yapamıyorsanız o zaman taktiğin özünden uzaklaşmış oluyorsunuz. Hocam aslında yapamıyor değil, yapmıyor. Denemedi yani. Denemedi, hiç denemedi. Bugün hiç denemedi. Bizim öykünerek baktığımız 5 büyük ligdeki özel ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde de iddiası olan ekipler, kendi liglerinde hakimiyeti altına almış olan ekipler genelde 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7-8 tane orta saha oyuncusundan oluşuyor aslında. Fenerbahçe 5 kişiyle savunuyor. Oraya doğru gidiş söylüyor. 5 kişiyle savunuyor. 3 kişiyle hücum ediyor. 2 kişi de koşuşturuyor. Oyunu kurmuyor. Yani koşuştursun diye İki kişiyi ortaya atmış ve son derece kopuk. Öndeki üçlüden savunma desteği yeteri kadar alamıyor bu şekilde. Arkadaki beşliden de yeteri kadar hücum desteği alamıyor. Bu ortada koşuşturan iki oyuncu da koşullarıyla belki öne çıkıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin puanlar kazanmasına, şampiyonluk yarışına girmesine olanak sağlayamıyorlar. Bu gayet doğal. Şimdi 5 büyüklükte az önce söyledim. 6-7 tane orta saha oyuncusu ilk 11'de maça başlıyor. Belki bazı skora göre 8-9 orta saha oyuncusuyla oynayan ekipler var. Yani Manchester City'den örnek veriyorum. 10 tane orta saha oyuncusuyla çıkıyor. Fenerbahçe bu şekilde biraz Vitor Pereira'dan oyuna bakışıyla ilgili olduğunu söylüyorsun. Başka ekipte sonuç alamaz. Yani siz yapamıyor dediniz. Aslında yapmıyor. Denemedi. Denemedi bile. Denemedi. Ki çok nitelikli orta saha oyuncuları var. Var, var. Biz Crespo eleştirileri getirmiştik zaman zaman. Çok da konuşmak istemiyorum oyuncu bireysel anlamda ama yani bakın siz oyunu Crespo orta sahasından kurup İrfan Can kenarda oturursa ki onda biraz kaçamak cevap vererek söylemiş. İki maç oynamadı diye. Yani o da enteresan şeyler tabii antrenör yaklaşımları.
orta sahayı Crespo özellikleriyle kurup İrfan kenarda oturuyorsa bu oyun başka bir oyundur zaten. Evet. Bu Fenerbahçe oyunu değildir. İkimiz de söylüyoruz, emeğine saygı diyoruz, enerji dolu, evet koşuyor, koşuşturuyor, hepsi olan bir oyuncu. Ama, fakat futbol nosyonu olarak çok geride kalan. Ama size şöyle bir soru çıkar. Tamam, Crespo'yu oradan alalım, İrfan'ı koyalım. Ne olacaktı? Ne bekliyoruz? Hocam oyunu baştan kurarken ben bunu bahsediyorum. Hocam sadece iki tane orta saha oyuncusuyla oynayacaksanız. Hayır, onu demiyorum. Onlar iki tane İrfan olsun yine ya, bir şey değişmeyecek. Herhalde ya. Herhalde. Hayır, ben İrfanları ile değil koyarsın orta saha. İrfan'ı da kenara koyarsın. Orta sahacılarla oynarsın. Mesut'la orta sahayı oynarım. Mesut'u kontratak oyuncusu yaptı Fenerbahçe. Evet. Mesut'u kontratak oyuncusu evet. yaptı Fenerbahçe. Oyunu. Pelele yaptı. Fenerbahçe yapmadı tabii. Hocam Fenerbahçe dün derbi çok geniş konuştuk ama sanırım 61-62. Dakikalardı. Fenerbahçe 2-1 galipti. Ve taraftar 2-1 galipken Fenerbahçe taraftarı bütün stat halinde, önemli olan bu parça parça bütün stat halinde İrfan Kahveci'yi oyuna çağırdı. Çağırdı şey, bana göre çağırma sebebi şuydu. Bak galipsiniz ama oyunu bu değil Fenerbahçe. Bu biraz da değişen taraftar profilini gösteriyor mu hocam artık? O kadar çok oyun sadece sonuç odaklı değil. Oyun odaklı bir taraftar da oluştu. Bana keyif verin, bana seyrettirken diyen bir taraftar oluştu. Bunu teknik adamlar kaçırıyor mu acaba? Bence aslında değişen kaçırmamalı değil. Kaçırmamalı şeyden tek şey. Değişen bence. Değil, değişmeyen taraftar profili budur. Yani taraftar her zaman oyun talep etti. Talep etti. Hele bir dönem daha çok oyun talebi vardı. Ben şunu hatırlıyorum. Fenerbahçe görkemi sever. Tabii eski sever, oyuncuları sever. Anlatır. 1-0 galibiz, içeri giriyoruz, protesto ediliyoruz. Hı hı. 3-0 oluyor, 4'ü atmadık diye protesto ediyorlar. Bunları hatırlarız. Ama yani, başarıya alışkın bir Fenerbahçe'nin şeyleri. Daha da çok öyledir. Ama hiç olmazsa sonuç alamıyorsunuz. Yani şampiyonluk yarışında yoksunuz. Hiç olmazsa bir şey oynayın. Tabii. Davetidir aynı zamanda bu. Tabii taraftar da futbolu bilir. Ordinarius bilir. O seviye bilir söylemiyorum. Ama görür. Yani bir oyun keyifli mi, keyifsiz mi? Rakip geliyor mu, gelmiyor mu? Oyun üstünlüğü aldık mı, almadık mı? Yani bunu görür. Ve genelde de haklıdır. Şunu da unutmamak gerekiyor. Sayın Vitor Pereira fikirlerle çatıştı, kendiyle çatıştı, kendiyle çelişti. Kendiyle kavgasını verdi ve kendi kendine kaybetti. Yönetimle zaman zaman çatışabilirsiniz. İşte, teknik anlamda çatıştı. Bir ara şey söyledi, basınla ilgili bir Avrupa maçı arkasından basınla alakalı değerlendirmeler yaptı. Orayla çatıştı. Bunların her birinde kazanabilirsiniz. Ama tribünle kavganın galibi de mağlubi de her zaman bellidir. Kalabalık kazanır. Tribün kazanır. Taraftar kazanır. Orayla kavga edilmez. Ve orası da kolay kolay kavgaya girmez aslında taraftar. Tabii. Bekler. Oyunu bekler, sonucu bekler. Sonunda karar umut verir. Eder. Sonunda umut karar eder. Verir. Tabii, en sonunda karar verir. Fenerbahçe kamuoyunun, yani taraftar, stada gidenlerin verdiği karar şu. Bu takım daha iyisini oynayabilir ama oynatılmıyor. Oynatılamıyor. 61. dakikada, 62. dakikadaki tepkilerin, İrfan'ı oyuna davet etmenin özü budur bana evet. sorarsanız. Sizce? Ben de katılıyorum hocam. Bir kere şunu unutmasın teknik adamlar. Biz de yıllarca yaptık. Bazen kaçırdık. İşte önemli olan 3 puandır. Hayır. Önemli olan taraftarın ne istediğidir. Bu oyun taraftar için oynanır. Bunun üzerine kurmalısınız oyunlarınızı. Taraftarın isteği, birinci olan taraftarın isteğidir. Çünkü hakikaten biz profesyonel oynadık, futbolcular da oynadık ama gerçek şey, gerçekten bunu kulüpçülüğü hissedenler taraftarlardır hocam. Ne oyuncular, ne yöneticiler, ne diğer başka biri. Gerçek hissi, o kulüpçülük hissini taraftardır. Bunu hisseden taraftardır. O yüzden bu oyun ben taraftar için oynandığına inananlardanım. Maçtan sonra da yönetime de eleştiriler oldu. Yönetim kuruluna da işte istifaya davet edildi bazı bir kesim tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Ali Koç'un kaçıncı senesi? 4. sezonu mu? 4. 4. sezonu. Çok büyük umutlar vardı tabii. Hepimizin umutları. Ben birçok şeyden umutlandık. Ama Fenerbahçe seyircisi şu an için karşılığını alamadığını düşünüyor. Süreç, zamanlama açısından nasıl bakarsınız buna? Yani neticede sonsuz bir krediyle geldiği doğru Sayın Başkanım. Yani çok çok büyük, ucu bucağı olmayan bir krediyle çok göreve önemli başladı. Bir Fenerbahçeli profil evet. olarak geldi. Hem öyledir. Bir önemli yani profil ve Fenerbahçeli. Sevilen bir insandı. Mutlaka hala öyledir. Aynı zamanda saygıdeğer bir
şey de vardı. Yani Fenerbahçe camiasının içinde o 1907'den gelen, işte UNIFEB'e verdiği desteklerden gelen, yönetimde bulunduğu yıllardan gelen bir saygınlığı da vardı. Bunlarla başladı göreve. Arka arkaya geçen kötü sezonlar, yavaş yavaş kredi biter. Bu gayet doğaldır. Doğru. Yani. Bitmeyen kredi yok dünya üzerinde. Bütün krediler bir şekilde bitebilir. Bu sizin krediyi nasıl kullandığınıza bağlı. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu aslında ilk 2 yıldan, 3 yıldan daha iyi dersler çıkarabilirdi belki. Az önce bir şey söyledim. Yani Fenerbahçe iyi takımla iyi hocayı yan yana getiremedi. Böyle bir sorunu var diye. Zaten en önemli son 2 sezonda böyle ilk 2 sezon takım veremedi antrenörlerine. Peki 2. 3. ve 4. sezonda da iyi takım kurdu. Bana sorarsanız yeterli takım kurdu. İyi yarışabilecek, hem lig hem Avrupa'yı yarışabilecek bir takım kurdu. Ama iyi hocayla yan yana getiremedi. Zaten böyle sportif anlamda yönetimin en büyük misyonu bu değil midir? Böyledir. Bir kadro oluşturursunuz ve onu yönetecek iyi bir teknik adamı seçersiniz. İlla doğru. İsimli falan demiyorum. Yeterliliği olan bir teknik adamı seçersiniz. Doğru. İşte onun işte başarının hikayesi böyle başlar. Ama şöyle de bakılabilir. Hala geç. Evet, birçok şey için çok geç. Ama hala yapılabilecek bir şeyler var. Ben de hala öyle daha iyi bir akıl, daha üstün bir akıl, birleştirilmiş futbol aklı neyse. Evet, belki bununla bir yol bulup kalan bölümü ben daha şöyle iyi bakmıştım hocam. Ve umutları ilk, tazelemek evet, mümkün. İlk senesinde çok bir kredi oluşturmak mümkün tekrar. İlk senesinde şöyle bakmıştım ben. Yine başarısı Fenerbahçe vardı ligde giden. Göreceli olarak şimdi daha da geride tabii puan olarak ama o zaman Sayın Başkan Komolli'yi getirmişti bir hamle olarak. Kurumsal yapı içinde menajerlik sistemi işte menajeri getirmişti. Çok eleştiri aldı sonra Komolli de o yüzden. Ben de dedim ki o zaman Sayın Aziz Yıldırım da hakikaten Fenerbahçe'de yıllarca çalışmış çok büyük hizmetleri olmuş bir başkan. Aziz Başkan. Doğru mudur hocam? Doğru. Aynı fikirde mi? Sizle beraber çalıştınız. Aynı fikirde. Beraber çalışıp şansınız da oldu yani. Ondan sonra dedim ki Sayın Koç daha ilk senesinde Komolli hatırlatıldı. Sayın Aziz Yıldırım 14. sezonunda Terrano'yu getirdi. Evet. Bu kadar deneyim ki bu yapılabilir bu hatalar anlamında söylemiştim. Yanılıyor muyum? 14. sezonu falan da yani getirdi. Büyük bir deneyimli başkanken Terrano'yu getirmiştim. Evet. Hani olayı biz sadece Komolli yüzünden eleştirmemek lazım dedim. Fakat ondan sonra gene 2-3 sene de istenilen seviye, istenilen kararla, istenilen oluşum sağlanamadı. Evet. Ben ama hala zamanın olduğu kanısındayım. Tabii zaman var. Yani kredi tükendi. Kredi tükendi. Ama önümüzdeki 6 ayda yeni bir kredi oluşturmak mümkün. Gerçekten mümkün. Ama bunu yapacak mı Fenerbahçe Yönetim Kurulu? En yapmayacak. Şey, onu bilme şansımız yok. Çok doğru, futbol aklına sahip olacaksınız. Evet. Bütün bu hikaye sportif verdiğiniz kararlarla geçer. Kararlardan geçer. Ve burada da kararların en büyük şeyi de bir futbol, bir oyun aklıdır. Umuyorum bunu birleştirebilen, bunu oluşturabilen bir Fenerbahçe camiası oluşur. Galatasaray bu hafta bir istifalar yaşandı. Yönetimde istifalar yaşandı. Ondan sonra Galatasaray bir yöneticinin de Galatasaray Fenerbahçe dost olmaz dedi. Böyle bir ifade bulundu. Evet. Buna bakışınız nedir hocam? Yani bunlar tabii olamaz mı hakikaten Galatasaray? Olabilir de olmayabilir de. Neticede sizin nasıl baktığınıza bağlı. Dost olabilir diyenler için olabilir. Bu mümkündür. Olamaz diyenler için de namümkün. Yani benim bakışım bu. Hı hı. Ben de düşmanlık kelimesi çok yanlış kullanıldığını şeyin yani düşmanlık ne demek? Yani o anlamda bunu bir arada rakip kullanmak, olmakla, rakip düşman olmakla olmak, düşman çok farklı şeylerdir. Farklı. Harika rakiptirler Galatasaray ile Fenerbahçe. Benim gördüğüm Türkiye'deki en büyük rekabettir. Futbolu bıraktık biz hocam. Veteranlar oynuyoruz. Ya aradan 10 yıl geçmiş. İşte Beşiktaş, Galatasaray, eski futbolcular, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, işte Sarıyer katılıyor bazen Akdeniz takım, İstanbul takımı olarak katılıyordu. 10 sene sonra veteran maçında bile Galatasaray Fenerbahçe maçı başka oluyordu. Öyle. Ama rekabetle düşman olmanın aynı şey olmadığını ifade etmek lazım. Yani bence çok iyi ayırmak lazım. Aslında her birinin diğerine çok ihtiyacı var. Tabii. Onu biliyoruz. Çünkü onsuz olmuyor. Onu biliyoruz. Yani Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde bir tane firi olması aslında sadece tek bir kulübe değil, bütün ülkeye de, ülke futbolunun futbol için de çok genel içinde bulunduğu rekabet durumuna da zarar verecek. Bunun ne kadar farkındayız onu bilemeyiz tabii ki. Ama kişiseldir şeyler. Bunlar izafidir yani. Tabii herkes öyle. Taraftar için de aynı şey geçerli. Yönetimler için de, resmi sözcüler için de aynı şey geçerlidir. Siz kendi bakış açınızı yansıtırsınız. Dost olabilen, olmak isteyen
de içinde yola çıktır. Dost olmak istemeyen için, düşman olmak isteyen için de yola çıktır. Bunu ben karar veremem. Veya kişisel olduğu için. Ben senin görüşünü o anlamda almak istedim hocam. Galatasaray son haftaki maçta hakem yönetimini Zorbay Küçüğü çok büyük eleştirilerle yaklaştı maçın sonunda. Gerek Necati Hoca olsun maçında, daha sonra Fatih Hoca'nın demeçleri vardı. Hakemin kullandığı lan ifadesini bir büyük bir hata olarak, ki doğrudur, büyük bir hata olarak lanse etti. Nedir hocam sizce Galatasaray maçındaki hakem hataları, hakeme bakış, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakem hataları oldu. Bu sene fazla da oldu Galatasaray'a. Eğer şey de tabii bayağı oldu. Eğer şu da olduysa, tabii bizim onu duyma şansımız yok ama bir hakem bir oyuncuya veya sahadaki bir görevliye bu şekilde hitap ettiyse, ben en basitinden şunu söyleyeyim. Yani biz çocuktuk. Eskiden hakem diyorduk. İşte sahaya girdiğiniz andan itibaren o hakem şeyi bitiyor, hoca başlıyor. Evet. Hocam demeye başlıyoruz. Tabii jargon odur. Hakemlere hep hocam dedik. Okulda da öğretmenlerimiz vardı, onlara hocam dedik. Sahada da hakemlere hocam dedik. Yani hiçbir öğretmenimiz bize bu şekilde hitap etmedi. ederse de ona müsaade edilmez. Yani çocuksak belki arkamızı dönerdik giderdik ama yetişkinken de öğrencilik yaptık. Hiçbir öğretmenimizden o şekilde bir hitap duymadık, müsaade etmezdik de. Edilmez yani. İnsanlar buna müsaade etmezler. Yani hakemlerin tek misyonu, tek görevi sadece orada kuralları uygulamak değil. Aynı zamanda o hoca titrine de gerçekten sahip çıkmak, hoca titrini korumak ve sadece kendisinin hoca titrini değil, diğer bütün hakemlerin, yani hakemlik müessesesinin o titrini koruma altına almakla mükelleftir bana sorarsanız. Eğer böyle bir hitapta bulunduysa son derece yanlış, aynı zamanda çirkin, aynı zamanda sadece hakemliğe değil hocalığa da zarar verir. Tabii ki ben de aynı şekilde katılıyorum. Ama Galatasaray futbolcusuna tabiri değil de bir sporcuya tabiri bence daha doğru. Yani bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçeli diye bir sporcuya bu ifadenin kullanılması hatta yanlış. Hatta daha genişletebiliriz. Sporcuya değil. Herhangi bir kimseye yani. Sporcu doğru. Olması herhangi bir kimseye yani. Doğru. Herhangi bir kimseye. Yalnız şu da var. Ben şu yönden de bakıyorum hocam. Herhangi bir sporcu, herhangi bir kulübü mensup, herhangi bir kulübü temsil eden, o değerlere sahip sporcunun da, teknik adamın da, yöneticinin de, temsil eden her kimse hakeme de bu minvalde sözler söylemesi aynı mantıkta yanlıştır. Tabii, kesinlikle. Ama maalesef bunu çok kolay yapıyoruz. Doğru mu hocam? Yapıyoruz. Çok kolay yapılıyor. Doğru yapılıyor. Çok kolay yapılıyor. Doğru. Bunun da karşılığı olmalı. Mutlaka. Yani karşılığı olmalı değil. Belki karşılığı veriliyor ama bunun da ahlaki anlamda bir yanlış olduğu ifade edilmeli. Mutlaka öyle. Ama hoca kimliği başka bir şey kazandırıyor değil mi? Gerçekten öyle. Tabii bu arada siz de uzun yıllar üst düzey hakemlerle de muhatap olduğunuz saha içerisinde var mıydı? Böyle diyaloglar gelişti mi zaman? Oyuncuyken oldu tabii hocam. Ben bir de çok konuşmayı seven oyuncuydum hocam. Öyle ben mi? Şimdiki gibi değil. Bak yorumcu şimdi sen konuşmayı belliydi yani öyle mi? Yok şimdi sen seviyorsun hocam konuşmayı. ben soruyorum. Ama o zaman konuşma sever, itiraz sever bir oyuncuydum. Öyle değil. İtiraz sever bir oyuncuydum. İşte zaman zaman sosyal medyada yayılıyor. Hakikaten yaşanmış bir olaydır. Bursa Spor Kupa maçıydı. Bazıları başka maç olarak da hatırlıyor ama. Nereden geldi aklıma onu da bilmiyorum ya. Sinan Engin atıldı, bizim sevgili Sinan Engin atıldı ve 3-0, 3. golü yedi. Kendi sahamızda 3-0 mağlubuz. Evet. Bir kupa maçı, Bursa Spor'la kupa maçı oynuyoruz. Evet. Ondan sonra bize göre hakem çok yanlış yönetiyor, çok yanlış yönetiyor. Her zamanki gibi o havaya girmişiz, bize oyunlar oynanıyor gibi o havalardayız biz de o zaman sporcuyken. 3. golü yedik, santra yapacağız. Santrayı da ben yapıyorum, öyle bir şeyimiz var, santra yapıyorum. Hoca da, hoca diyoruz tabii ki, hakem de, hoca da bizim yarı sahamızda. Başla Metin dedi bana. Hocam dedim, geçin yarı sahanıza başlayayım dedim. Yani, rakip oyuncu varken başlanmaz dedim. Metin bak başla diyor hocam. Ya da gayet kibar şekilde hiçbir şey değil yani. Öyle bir başlarım başlamazsın bir şey oldu. Hocam sahanıza geçin başlarım derken. Yani tabii kırmızı kartlık bir harekettir bu tabii sonuçta. Bunu belki kötü sözlü ifade etmiyorsunuz ama hakaret var bir şeye getiriyorsunuz. Peki hitap anlamında atmamış. Hitap yok, hitapta çok kibardım hocam. Sözün içeriğini bırakırız, hitapta çok. Onun dışında yani bütün büyük futbol kariyeriniz boyunca hiç böyle hitaplarda saygısızca veya rahmetli İhsan Türe var. Tam tersi çok kibar hakemler, yani. Çok kibar ifadelerle karşılarız hakemler. İhsan Türe bunlardan biri. Eskişehir bölgesidir hocam. Normal Eskişehir bölgesi kibar değil, olması. Kibar Eskişehir bölgesi. Senin topraktandır İhsan Hoca. Siz diye hitap ederdi futbolcu. Siz iki numara
Lütfen yani ama güzel bir şeydir bu. Çok. Oyuncuyu da çeker o jargonun içine. Tabii. Yani siz de bu şeyi başka türlü tepki vermezsiniz. Öteki türlü bir dil kullanmakta oyuncu da tabii tepkisel hale getirir. Bence o da yanlış olduğunu düşünüyorum ben de. Tablo tabii çok enteresan. Konyaspor, Hatayspor en rakip takipçisi 9 ve 10 puan galiba geride. Veya daha da 12 puan geride. Beşiktaş 17, Fenerbahçe 14, Galatasaray 18 puan geride. Evet. Ve bu takımlar ikinci yarıya hazırlanacaklar. Transfer mi yapılmalı? Bu üç kulübün bu haftadan sonraki öne doğru bakışı, ileriye doğru bakışı ne olmalı? Galatasaray'ın Avrupa Kupası var. Onu da ayrı tutarak ifade ederseniz sevinirim. Fenerbahçe Beşiktaş'la başlayalım. Yani Fenerbahçe'nin İkinciliği mi hedef almalı? Pardon sorun biraz. İkinciliği mi hedef almalı? Hı-hı. Yoksa gelecek seneyle ilgili mali konuları da kapsayan bir şekilde bir ileri dönük bir şeyim olmalı, bakışım olmalı. Yani yıllardır Fenerbahçe'nin ileriye dönük bakışı olması gerektiği konuşulur, tartışılır. Ama bugün de kurtarabileceği şeyler vardır bana sorarsanız. Bir kere Sayın Vitor Pereira önce bir kendisine bakmalı, bir aynaya bakmalı. Yani mümkünse ona önemli ekiplerin orta saha kurgularını incelemesini önerebiliriz. Haddimiz olmayarak. Ben kendi haddim olmayarak bazen önerebilirim. Bazen dışarıdan daha iyi görebiliyoruz. Daha iyi yarıştırabiliriz takımını. Çok daha iyi yarıştırabiliriz. Transfer ihtiyacı var mı? Eğer varsa fırsatlar, iyi olasılıklar yakalamışsa tabii ki değerlendirmeye almalı. Çünkü bu sezonla bitmiyor. Şu önümüzdeki sene de var. Ben Beşiktaş'ın çok öyle transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Her mevkide önemli oyuncuları var. Hem var hem de yok. Gelecek seneyle ilgili diyorum. Kiralık oyuncuları falan da var. Evet. Bir de Vitor Pereira deyince şunu şey yapmak istiyorum. Biz de zamanında az da olsa teknik direktörlük yaptık, hocalık, antrenörlük yaptık. Orada şöyle bir duygu oluşuyor hocam. Sizde de olduğunu bilmiyorum. Dışarıdan işte bizler şimdi yorumcu sıfatıyla eleştiriyoruz. Konular hakkında yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Evet. İçeride çalışırken, teknik adamlığı yaparken onlar bilmiyor. Anlamıyorlar, bilmiyorlar. Kavramı biz içinde olan biziz, biz biliyoruz. Olabilir. İçindekiler daha iyi bilir. Evet. Ama bazen dışarıdakiler daha iyi görebiliyor. Evet. O yüzden o teknik adam çıkıp dışarıdan şöyle oyuna bakamadığı zaman çok büyük yanılgıya düşebiliyor. Bence Vitor Pereira da bunların içinde. Şu anda onun siz çalışırken yapabildiniz mi? Nasıl? Siz çalışırken yapabildiniz yapamadım. Mi? Yapamadım. Ben de yapamadım. Yapamadım. Yok şimdi yani ben yapamadım onu. Bu tarafa çıkınca görmeye başladım. Bu konuda eleştiremeyiz. Yani dışarıdan bir baksa falan. Ama çıkabilmeli. Tabii ki çıkabilmeli de hocam. Kim çıkabilmiş? Hayata bile öyle bakabilmeli insan zamanında. Kim çıkabilmiş? Doğru. Dün evde tesadüfen konuşması geçti. Ben şöyle söyledim. Manchester City Şampiyonlar Ligi kupası eğer finalleri yarı final, çeyrek final falan Aralık Ocak'ta oynanıyor olsaydı yılda 4 sene üst üste alırdı Şampiyonlar Ligi'ni dedim. Çünkü Aralık Ocak'ta acayip formdadır. Hep öyledir yani. Hep öyle. City. Ha, yine öyle gidiyor. Ama Manchester City'nin fenomen teknik direktörü Pep Guardiola da dışarıdan bu kolay değil, bakamadı. Değil. Tabii ki. Yani bu meslekte, bu işte böyle bir durum var. Size özellikle sordum ki siz dışarıdan bakmayı da seversiniz, analitik bakmayı da seversiniz. Bakamadığınızı söylüyorsunuz. Tabii yapamadım, başaramadım o zaman. Ben de bakamadım. Yani kısadır benimki, çok kısaydı ama bakamadım o kısa dönemde. Ha belki uzun yıllar çalışmış olsaydım, 20 sene, 30 sene çalışıyor olsaydım belki öyle bir kabiliyet geliştirebilirdim belki. Belki siz de geliştirebilirdiniz ama ben Sayın Vitor Pereira'yı dışarıdan bakabilmesi, dışarı çıkıp büyük fotoğrafı hakim olan insanlarla sohbet edip onlarla tartışıp bakmamasını eleştirmem. Ama şunu söyleyebilirim en azından. Şimdi ekibinizde 4 kişi varsa 4 ayrı göz vardır demektir. O 4 ayrı gözden de bir şeyler alın. Belki siz bakmıyorsunuz, onlar biraz dışarı çıkıp bakıyor olabilir. Çünkü yardımcı antrenörken kulağa atarsınız. Ben yardımcı antrenörlük yaparken ben %100 futbolu izlerdim. Rıdvan Hoca ne diyor? Merak ederdim. Evet. Acaba nasıl değerlendirecek, nasıl eleştirecek? Veya bildiğimiz bazı saygın yazarları okurdum. Acaba ne diyorlar, nasıl bakıyorlar diye. Hocayla da zaman zaman paylaşıyorum. Zaten yardımcı antrenörlük. Şöyle de olabilir mi? Acaba böyle diyorlar. Ne dersin hocam diye yardımcıyken zaman zaman sorardım. Bunu söyleyebilirim ama eğer o dışarı çıkıp bakamıyorsa siz de bakamamışsınız, ben de bakamamışım. Belki bakan çok fazla. Yapamayız yani. Doğru. Eleştiremem. Peki, yani Galatasaray'ı konuşmadık ama. Tamam. Ama Galatasaray'ın. Üç büyükler için pardon şey söylüyorum hocam. Yani şimdi mali yapıları da belli kulüplerin.
Lig iddianız kalmadı. Evet. Şampiyonluk iddianız kalmadı, öyle diyelim. İkinci iddia olarak koyabilirsiniz o ortaya. Kulüpler bu yapılanmayı dediğim gibi önümüzdeki seneye doğru mu yapmalı? Çünkü her krizde Çinlilerin bir lafı vardır. Şimdi sallayabilirim. Chen Wu diyeyim. Hadi sallayayım biraz, Çince sallayayım. İki kelimeliktir çünkü. Çünkü biri de fırsat demektir o. Krizi öyle açıklarlar Çinliler. Evet. Açıklarlarmış. Oradan biliyor. Hakikaten bu kriz fırsata çevrilebilir mi? Çok klasik belki şey ama ilk defa böyle, ligde böyle bir durum oluştu. 17. hafta anormal bir puan farkıyla. Bu kriz dediğim gibi fırsata çevirebilirler mali ve transfer açısından. Çevrilebilir ama şunu da unutmayalım. Bu upuzun rekabette her yıl en az iki tane kriz olmuştur. Yani biri fırlayıp gitmiştir. Diğer üçünden bir tanesi, iki tanesi bayağı geride kalmıştır. Üç takım arasında dönmedi şampiyonluk yarışları. Uzun süre, üçü, evet, birden sonra, üç hafta, dört hafta, çok bir iki defa olmuş. Yani dünya kadar kriz ve fırsat ortaya çıktı. Peki hiç çevrildi mi? Yani krizi fırsata çeviren oldu mu bizim kısa futbol gelecek tarihimizde? Şey, göz önüne alarak düzeyler. Evet, oldu mu? Olmadı diye hatırlıyorum. Benim gözüm olmadı. Olmadı. Ben hatırlamıyorum, olmadı. Ben böyle bir kriz fırsat ilişkisi. Hep o senenin içinde kaldık ya. Çok kurulamadı. Bu sene olabilir mi? Mümkün. Olacak mı? Hayır, olmayacak. Hala ülkecilik yani, olacak. Fenerbahçe bir Türkiye Kupası'na bakacak. Slavia Prag maçına bakacak. Ondan sonra olabildiği kadar yukarı ona hedefleyecek. 5 puan var sonuçta. İkincilikle 5 puan var. Belki antrenör ekibiyle alakalı bir tasarrufa gidecek. Beşiktaş zaten antrenör ekibi, yeni bir ekip arış gelecek. İçinde. Türkiye Kupası'na bakacak. Çıkabildiği kadar yukarı çıkmaya çalışacak. Puan bonuslarını almaya çalışacak. Puan, doğru, para onlar karşılığı. Da mali karşılığı Galatasaray'ın var. Son 16'sı var. Onu ve Türkiye Kupası'nı olabildiğince yukarı puan bonuslarıyla beraber almaya çalışacak. Hayır, ama Galatasaray Avrupa transfer yaptıracak mı? Avrupa Galatasaray bence yapacak, yapacak. Yapmalı. Çünkü Galatasaray oluşum içerisinde aynı zamanda. Yani Beşiktaş yarışmak için bir takım kurdu. Hemen bu sezon yarışmak için Batshuayi'ler, Pjanic'ler geldiler. Gezzal'lar, Rozier'ler de kontrat alarak şampiyonlar devam ettiler. Bu hemen yarışacağım demenin bir yolu. Fenerbahçe hemen yarışmak için bir kadro kurdu. Ciddi maliyetli. Onlar için transfer önerilebilir, önerilmeyebilir ama Galatasaray oluşum sezonunda. Öyle ifade zaman zaman kendini, altı çiziliyor. Evet. Biz oluşum sezonundayız diye de. Evet, ben de görüyorum. Yavaş yavaş bir takım oluşacak. Bu takım takviyelere ihtiyacı var. İki mantık. Hem Avrupa'da yarıştığı için, evet, hem de oluşum takımı, evet, dediği için bu transferleri yapacaktır, evet, Galatasaray diyorsunuz.